Efendim EkoTürk televizyonları ekranlarından bir kere daha hepinize merhabalar. Beren Cürmut ve Son Seyahat programı ile karşınızdayız. Borsa İstanbul'u az evvel kapattık ve şöyle baktığım zaman %0.74 oranında geri çekilmeyle beraber 7987 seviyesinde işlemlerin en azından bugün itibariyle sonlandığını görmekteyiz. Tabii ki %1'e yaklaşan bir geri çekilme oldu. Yarın oldukça kritik gündem maddesi var. Nedir o diye soracak olursanız tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini belirleme kararından bahsediyorum. 250 bas puanlık faiz artırımına ilişkin beklentilerin net bir şekilde gündemde olduğunu da söyleyelim. Dilerseniz hem yarınki toplantı ilişkin beklentiler hem de Borsa İstanbul'da yaşanan mevcut seyre ilişkin görüş ve yorumlarını almak üzere info yatırım stratejisti sevgili Çağlar Toros'a dönüş yapalım. Çağlar merhabalar, hoş geldin, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Çağlar, 8000 seviyesinin üzerine doğru atan bir Borsa İstanbul, 8080, 8100'lere doğru yaklaşma çabası içerisinde olan bir Borsa İstanbul var idi. Ama kapanışa baktığım zaman 8000'in altında kapatan bir Borsa İstanbul'la karşı karşıya kaldık. Çağlar ne diyorsun? Yani 8000 çok fazla konuşuluyor da gerçekten kritik bir direnç seviyesi mi 8000 yoksa psikolojik olarak bir direnç olarak mı görmek lazım? Sen hangi direnç seviyelerini takip ediyorsun ve bundan sonraki süre zarfı içerisinde en azından yıl sonuna kadar nasıl bir Borsa İstanbul öngörün var? Evet, yani 3 Ekim tarihinde 8500 seviyesine kadar çıkan Borsa İstanbul BIST endeksi jeopolitik gerginlikle birlikte o dönemde 8200 destek seviyesini kırmış ve biz 7300 seviyesini görmüştük. Ekim ayı içerisinde 7300 ila 7700 seviyesi arasında yön arayışı içerisinde olan Borsa İstanbul BIST endeksi geçtiğimiz haftadan bu yana yükselen ve bu haftada yükselişini devam ettirmesiyle birlikte 19 işlem günü sonra ilk defa geçtiğimiz işlem gününde 8000 seviyesini görmüştü. Zaten geçtiğimiz hafta volatilite çok fazla yüksekti. Çünkü pazartesi günü itibariyle geçtiğimiz pazartesi günü şirketlerden gelen haber akışlarının etkileriyle birlikte %2,5'un altında bir geri çekilme vardı Borsa İstanbul tarafında. Ancak salı günü Amerika tarafından gelen enflasyon verisinin beklentinin altında kalması, diğer taraftan işsizlik maaşı başvurularının geçtiğimiz hafta beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte Amerika tarafındaki enflasyonun soğuma eğilimine girebileceğine dair beklenti global piyasalardaki risk iştahını arttırdığı gibi bizim Borsa İstanbul tarafındaki risk iştahını da arttırdı. Ve biz geçtiğimiz hafta %1.06'lık yukarı yönlü bir seyirle haftayı tamamladık. Bu haftada açıkçası bu haber akışlarının etkileriyle birlikte ve global taraftaki ki bence buradaki en önemli haber akışı Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki 20 yıllık tahvil ihalesine gelen yoğun taleple birlikte dolar endeksi tarafındaki geri çekilmeyle riskli varlıkları olan girişlerin artması ve global taraftaki yukarı yönlü hareketin bu haftada Borsa İstanbul tarafına sirayet etmesiyle geçtiğimiz gün 8000 seviyesinin üstüne çıktık. Hani o yayının başında söylediğimiz enflasyonun Amerika tarafındaki soğuma eğilimine girmeye başladığı algısı ya da hikayesi dünkü FOMC tutanaklarıyla birlikte tabiri caizse suya düştü diyebilirim. Çünkü FOMC tarafından bence kısmi de olsa şahin açıklamalar var. Faiz arttırma ihtimalinin de anketlerde %10'lara kadar çıktığı bir dönemde açıkçası burada riskli varlıklarda çıkışlar hızlandı ki zaten global piyasalarda bir geri çekilme vardı. Yurt içi tarafta çok önemli bir veri akışı yoktu açıkçası geçtiğimiz hafta ve bu hafta itibariyle. Global piyasalara biraz daha paralel giden Borsa İstanbul BIST endeksi tarafı var. Evet, 8000 seviyesi burada bizim pivot seviyemiz. Yani her ne kadar psikolojik bir direnç seviye olarak gözükse de teknik tarafta 8000 seviyesinin pivot seviye olduğunu da açıkçası söyleyebiliriz. Yarın Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki piyasalar şükran günü nedeniyle kapalı olacak. Biz tamamen kendi yurt dışı dinamiklerimize göre hareket edeceğiz gibi gözüküyor. 8000 seviyesinin üstünde Borsa İstanbul tarafı tutunabilirse bence 8250 seviyesi kısa vadeli hedef haline gelebilir diye düşünüyorum. 8000 seviyesinin altındaki günlerde ise 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7750 seviyesini takip etmeliyiz. Borsa İstanbul tarafında bugün finansal kiralama faktöringler tarafında bir yukarı yönlü seyir vardı ve hafta başından bu yana bu hafta itibariyle en çok kazandıran sektör grubu olan ulaştırma sektörü tarafındaki sert geri çekilmenin etkisi açıkçası Borsa İstanbul tarafına da sirayet etmiş gibi gözüküyor.
Çağlar, yıl sonuna ilişkin mesela 8000 geçerse 8250'den bahsediyorsun ya. Gelmiş olduğumuz noktada biz 9000, 9300, 9500 gibi seviyeleri test etme ihtimalimiz var mı? Aslında bakarsan bu soruyu şuna bağlayarak sormak istiyorum. Küresel ölçekte çok fazla tartışılan, konuşulan ve gelmesi an meselesi olan hatta başladığına ilişkin de yorumlar var. Neyden bahsediyorum? Tabii ki Noel Baba Rallisi ya da diğer tarafta da yıl sonu rallisi. Bu Noel Baba Rallisi'nin Türkiye'de sirayet etmesi ya da BIST 100 özelinde de başlamasıyla beraber o 8250'lerin, 8300'lerin aşılıp işte 9000, 9500'lere doğru yıl sonuna kadar bir hareket etme marjı, hareket etme olasılığını sen nasıl görüyorsun? Yüksek görüyorum. Neden yüksek görüyorum? Yani bence jeopolitik gerginlik olmasaydı biz bilanço dönemiyle belki de bugünlerde bu seviyeleri konuşuyor olacaktık. Çünkü enflasyon teması ile birlikte cirolarda bir yukarı yönlü seyir ve ciroların ve faaliyet karlılıklarının etkisiyle birlikte net karlılıklar tarafında yukarı yönlü hareketler vardı. Belki de tarihin en iyi bilanço dönemlerinden bir tanesi tabiri caizse güme gitti bence bu jeopolitik gerginlikten kaynaklı olarak diyebilirim. Enflasyon teması hala hayatımızda. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini %65'e revize etmesi ve sonrasında ise Mayıs 2024'e kadar pik yapmasını beklemeleriyle birlikte enflasyon temasının hala hayatımızda olabileceğine dair beklenti oluştu. Bu arada 66,5'lu seviyeler bizim biraz daha yıl sonu enflasyon beklentimiz. Kasım ayı içerisinde de %3,5'a yakın bir enflasyon beklentimiz var. Zaten Aralık ayında da %3,5'a yakın bir enflasyon verisinin gelmesi sonrasında yıllık bazda bu veri %66,04'e tekabül ediyor. Yani yüksek enflasyon ortamında fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı ya da geçtiğimiz seneki o risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalmasıyla birlikte alternatif getiri arayışlarında Borsa İstanbul tarafının ön planda kalması durumu bence yıl sonuna kadar devam edebilir diye düşünüyorum ki zaten datalarda ortada, gerekse de ekonomi yönetimi tarafından, bakanlıklar, Merkez Bankası tarafından yapılan mesajlar, verilen, öngörülen veriler ortada. O yüzden enflasyon temasının hayatımızda olması ve yurt dışı taraftaki bu Noel rallisinin de olma ihtimalinin yüksek olmasıyla birlikte ben Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketlerde 9000'li seviyelerin görülebileceğini düşünüyorum anlık konjonktürde. Ama olası bir Orta Doğu'ya ilişkin gerginliğin daha da artarak devam ettiği ya da farklı bir negatif haber akışlarının olduğu bir ortamda tabii ki bu durum geri çekilebilir. Çünkü yıl sonuna kadar biliyorsun, daha önce de konuştuk, 10.000'li seviyeler, 11.000'li seviyeleri konuşuyorken jeopolitik gerginliklerle birlikte bu seviyeler neredeyse 9.000'lere, 8.500'lere kadar geri çekmiş durumdayız. O yüzden şu anki konjonktürde, yani her şey stabil kaldığı durumda ben yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ve 9.000'li seviyelerin çok da uzak olmadığını düşünüyorum diyebilirim. Peki şimdi malum faiz artırımları söz konusu ve Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam edeceğine ilişkin beklentiler de çok ama çok kuvvetli. Hatta ihtimal kuvvetli değil, kesinlik düzeyinde olan bir unsurdan bahsediyoruz. Yarınki toplantıyı sana birazdan soracağım. Fikirlerini ve beklentilerini merak ediyorum ama Merkez Bankası'nın faiz artırdığı bu atmosferde ve önümüzdeki yıl itibariyle %40-45'lere kadar da geri çekilmesi muhtemel bir enflasyon beklentisi varken olur olmaz, gerçekleşir gerçekleşmez orasını bilmiyoruz. Orayı da ekstra aynı zamanda seninle tekrar konuşabiliriz ama en azından önümüzdeki yıl itibariyle bu yılla kıyaslanan zaman enflasyonda da bir geri çekilme bekleniliyor. Özellikle de baz etkisi kaynaklı bir geri çekilme de kaçınılmaz olacak gibi duruyor. Şimdi bir taraftan faiz arttıran Merkez Bankası, diğer taraftan da geri çekilmesi muhtemel bir enflasyon. Şimdi bu temanın gerçekleştiğini varsayarsak 2024 yılında mevcut bu tema Borsa İstanbul'u sence nasıl etkiler? Normalde zaten faiz artırımları ekonomilerde bir daralma olabileceğine dair beklentileri oluşturur. Ve ekonomilerdeki bir daralma da açıkçası finansal piyasalarda riskli varlıklardan çıkışları hızlandırır. Ama bizim bu neredeyse Haziran ayından bu yana 5-6 aylık süreç içerisinde rasyonelite çerçevesi içerisinde bu açıklamaların yapılması ve rasyonelite çerçevesindeki politikaların devam etmesi aslında bizim Borsa İstanbul tarafında olumlu fiyatlanıyor. Senin de belirttiğin gibi yani enflasyon temasının da önümüzdeki senelerde %40'lı 45'li seviyelere kadar bir piyasa beklentisi var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %33'lere kadar
geri gelmesini beklediği bir yıl sonu enflasyon beklentisi var. Bu ortamda son 2 seneki kadar ben bir yukarı yönlü hareket ya da ne aldıysak gitti mottosunu açıkçası çok fazla beklemem. Çünkü enflasyon tarafının geri geldiği, faiz artırımlarının devam ettiği bir ortamda açıkçası zaten faiz artırımlarındaki ana sebep enflasyonun geri çekilmesine yönelik ve burada 2024 yılı içerisinde tüm bu konuştuklarımız olursa zaten risksiz getiriler enflasyon karşısında tabiri caizse yeterli kalacak ve bu durumda da riskli varlıklardan çıkışlar hızlanıp güvenli limanlara geçişler artar. O yüzden dediğim gibi hani 2024 yılında 2022 ya da 2023 yılındaki gibi, bunu parantez içinde söyleyeyim, yılın ikinci yarısından itibaren diyebiliriz, ne aldıysak gitti mottosunun ben olabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Burada temel ve teknik analiz ön plana çıkacak ve değerlemeler açıkçası ön plana çıkacak. Ve bence unutulmaması gereken bir diğer konu da enflasyon muhasebesi önümüzdeki sene uygulanacak. Şimdi bu enflasyon muhasebesinin de olduğu bir yerde değerlemeler değişecek, öz kaynaklar değişecek. Bu yüzden değerleme metotları daha da ön plana çıkacağı için bu durumların olmasında, yani enflasyonun geri gelmesi, faiz artırımlarının devam etmesi vesaire vesaire gibi durumlarda açıkçası risksiz getirirler enflasyon karşısında bu sefer yeterli kalabilir ve faiz artırımlarıyla birlikte biliyorsun önümüzdeki sene zaten büyüme tarafında biraz daha geride olunması bekleniyor. Bu seneden daha düşük bir büyüme verisi gelmesi bekleniyor. Belki ihracat odaklı stratejiyle birlikte bu önümüzdeki yıl daha da çok konuşulabilir ama şu an bütün bu söylediklerimize paralel olarak ben bu son 2 seneki kadar olabilecek bir yukarı yönlü hareket açıkçası çok da fazla beklemem Borsa İstanbul tarafında. Peki Çağlar, şimdi halka arz furyası devam ediyor. Bu yılda gerçekten çok fazla halka arz oldu ve 100 ve ötesi, yani sayı bazında 100 ve ötesi şirketinde 2024 yılı için sıraya girdiğine yönelik haberler de var. Ama halka arzların Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketini sekteye uğrattığını, çünkü Borsa İstanbul'daki total fonun miktarsal bazında kendilerine sünger gibi çektiğine ilişkin bazı yorumlar okuyorum, bazı yorumlara denk geliyorum. Senin bu konuda görüşün nedir? Çünkü tartışılan bir konu ve önümüzdeki yıl halka arz furyası daha da hızlandıkça çok daha fazla tartışılacak bir unsur olduğu için ben hani 2023 yılının Kasım ayında seninle bu tartışma konusunu gerçekleştirmek istiyorum şu an. Çok fazla katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Biliyorsun önceden oransal yolla faiz artırımları demişim. Halka arzlar gerçekleşiyordu ve bu halka arzların etkisi oransal olmasından kaynaklı piyasadan kaynak çekiyordu. Yani para çıkışı hızlanıyordu. Ama son zamanlarda gelen tebliğ ile birlikte bireysele eşit dağıtılan bir halka arz metodolojisi var ve bununla birlikte de kurumsal yatırımcılara da, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara da ayrılan payların daha da azaldığını görüyoruz. O yüzden hani bu eskisi kadar oransal olan faiz artırımlarıyla birlikte evet piyasadan para çıkışının hızlandığı doğru. Çünkü ne kadar pay giriyorsanız, ne kadar talep geldiyse onun birbirine bölümünden çıkan oranlar neticesinde size pay geldiği için ne kadar çok talep iletirseniz o kadar çok size pay gelme şansı vardı bireysel olarak. Ama şu an için hepsi neredeyse borsada satış yöntemiyle gibi yapılıyor. Sonuçta bireysel eşit dağıtılıyor. O yüzden halka arzlarda da neredeyse 4 milyon, 5 milyon, 3 milyonluk bir yatırımcı kitlesi olmasından kaynaklı olarak da size gelebilecek lot miktarını hemen hemen hesaplayabiliyorsunuz. Yani en azından bir önceki halka arza bakıp o zamanki sermaye artırımı, ortak satışı, ek satışı toplayıp işte yatırım sayısına böldüğünüz zaman, bireysel eşit dağıttığınız zaman ya da bireysel ayrılan oranla çarptığınız zaman hemen hemen kafanızda bir şey oluşabiliyor. Ve bununla birlikte de ayırdığınız miktar o oransal dağıtımdan daha da az olduğu için piyasadaki bu para çıkışı bence çok fazla hızlanmıyor diyebilirim. O yüzden evet halka arzının önemi tabii ki çok fazla. Sermayenin tabana yayılması açısından çok önemli. Ama bu para çıkışı hikayesinin evet oransal bazda faiz artırımları devam ederken bu hikaye vardı. Ama bireysele eşit dağıtımdan sonra en azından bu kadar çok para çıkışı ben gözlemlemediğimi söyleyebilirim. Tabii ki sadece bu para çıkışıyla sınırlı kalmıyor. Bence halka arzlardaki bu getiri oranlarını da biraz daha tartışmamız lazım.
ne kadar rasyonel olup olmadığını tartışmamız lazım. Sonuçta şirketlerin kurumsal finansman birimleri bunlara ilişkin izahname hazırlıyor. Fiyat tespit raporu hazırlıyor ve burada bir şirketin piyasa değeri belirleniyor. Sonuçta siz de şirket sahibi, patron, ortak olarak şirketinizi değerinin altında halka arz etmek istemezsiniz. Ama son zamanlarda o kadar çok getiri oranı yükseldi ki bu halka arzlardan sonra %1000'lik bile bir getiri oranları görmüş bulunduk. O yüzden tartışılması gereken yegane konu bence bu çerçevede getirilerin ne kadar rasyonel olup olmadığı. Ama dediğim gibi yani para çıkışlarının halka arzlardan kaynaklı olarak çok fazla son zamanlarda çıkışları hızlandırdığını düşünmüyorum. Ama senin de belirttiğin gibi içeride birçok dosya olduğuna dair SPK başkanından yapılan açıklamalar var. Birçok şirketin sıraya girdiğine dair yapılan açıklamalar var ki SPK başkanı tarafından yanlış hatırlamıyorsam bu yıl 50'li civarlarda halka arzda bitirebiliriz gibisinden açıklama yapıldı. Son 3 yılda neredeyse 150'nin üstünde halka arz yapıldı. Yani 52, 38, en son bu sene içerisinde de 44 ya da 45 taneydi. Hemen 150 taneyi geçecek gibi gözüküyor. Ama oransal bazda olmadığı için bu para çıkışının çok hızlı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum diyebilirim. Buradaki para çıkışının borsadaki ana sebebi bence kur korumalı mevduattan TL mevduatlara geçiş. Peki şimdi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Şimdi 750 bas puanlık faiz artışının ardından 2 adet 500 bas puanlık faiz artışları geldi. Ve Kasım toplantısı gerçekleştirilecek yarın itibariyle ve 250 bas puanlık faiz artırım bekleniyor. Küresel ölçekteki bankalara baktığın zaman genel itibariyle 250 bas puanlık arttırım önceliğini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. 250 bas puanlık faiz arttırımı makul geliyor mu? Kulağa nasıl geliyor Çağlar ve senin beklentin nedir? Evet yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının çok bilinmeyenli denkleme dönüştüğü bir yerde ki 250 bas puan beklerken 750 bas puan oldu. İşte 1500 bas puan neredeyse beklenirken 650 bas puanlık bir faiz artırımı olmuşken herhalde tüm sektörün, tüm piyasanın ya da tüm yabancı kurumların beklentisi bu Kasım ayındaki toplantıda aynı diyebilirim. 250 bas puanlık bir faiz artırımı. Açıkçası benim beklentim de 250 bas puanlık bir faiz artırımı yapması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonunda da bir 250 bas puan daha faiz artırıp %40 da yılı kapatacağı yönünde. Çünkü enflasyonun yukarı yönlü gittiği, TL mevduatlarında yukarı yönlü gittiği bir yerde buradaki spread'in de kapanması bence biraz daha amaçlanıyor. Diğer taraftan enflasyon temasının hayatımızda olmasıyla birlikte enflasyonu da baskılayabilmek adına sıkılaşma adımlarının devam edebileceğine dair beklentiler var. Zaten faiz artırımlarıyla birlikte banka kredi faizleri de yükseliyor ve zaten ana amaçlardan bir tanesi iç talebe kısmak ve bankaların biraz daha kredi musluklarını kapatarak ihracat odaklı stratejiye yönelilme olmasından kaynaklı olarak ben de bu ay içerisinde 250 bas puanlık bir faiz artırımı yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bekliyorum. Mesajlar kuvvetle muhtemel aynı olacak. Orta Doğu'ya ilişkin gerilim ve buna bağlı olarak yükselen belki enerji fiyatları ve bununla birlikte enflasyon teması ya da kur tarafındaki yükselişle birlikte enflasyon teması ve yıl sonuna kadar sıkılaşma adımlarının kademeli olarak devam edebileceğine dair mesajları da yarın bekliyorum. Evet, gelmiş olduğumuz noktada şimdi tabii ki 250 bas puanlık faiz artırım bekleniliyor. Doğru ama %40 ila önümüzdeki yıl itibariyle %45'e kadar da yükseltilmesi muhtemel bir politika faizde çok fazla konuşuluyor. Zirve nokta olarak senin beklentini öğrenmek istiyorum. %40 bu yıl sonu, %45 ise önümüzdeki yılın ilk çeyreği gibi yükseltilmesi muhtemel bir politika faizi konuşuluyor. Ve en çok konuşulan oranlar da bunlar. Senin yorumun nedir Çağlar? Gerçekten %45'lere kadar yükseltilmesi muhtemel mi politika faizin? Muhtemel, belki daha bile fazla yükseltilebilir. Hı. Çünkü enflasyonun Mayıs ayı içerisinde %75 olabileceğine dair bir beklenti varsa, sonuçta rasyonelite çerçevesi içerisinde adımlar atılıyorsa %45 belki %50'li seviyelere kadar çıkması beklenen bir politika faizi beklenebilir. Ama orada da benim yıl sonu beklentim açıkçası %30'lu, %28'li seviyelerde diyebilirim. Çünkü dezenflasyon sürecinin başlaması ve daha sonrasında dezenflasyon sürecinin başlamasıyla birlikte ben büyüme odaklı bir stratejiye tekrar geçirebileceğini ve faiz indirimlerine başlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden enflasyon temasının hayatımızda olmasıyla birlikte ki Merkez Bankası gerçekten çok net bir mesaj veriyor. Enflasyonla mücadeleyi
sürdüreceklerine dair sadece Merkez Bankası değil, ekonomi yönetiminin tamamı bu mesajı veriyor. O yüzden %70 ila 75 arasında Mayıs ayında bir enflasyon beklentisinin olması bile açıklandıysa ya da beklentiler içerisine girdiyse buradaki kademeli sıkılaşma adımları da bence o döneme kadar devam etmeli. Devam ettiği sürece de %45'li %50'li seviyelere tabii ki konuşabiliriz ama yılın ikinci yarısından sonra ben konjonktürün biraz daha ters ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet efendim, info yatırım stratejisti sevgili Çağlar Toros'a değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim, bir diğer değerli konuğuma geçtik. Sırada Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Adil Salepçioğlu hocamız var. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ve bu sefer kırmızı kravat yerine turuncu kravatı tercih ederek çıktığımı ifade edeyim. Evet hocam, genelde biz ikimiz yayın yaptığımız zaman siz değerli hocamızı her zaman kırmızı kravatla görüyorduk. Bugün bir değişiklik olmuş ve turuncu kravat, ama turuncu kravat da size yakışmış hocam. Hocam estağfurullah, teveccühünüz. Çok sağ olun. Buyurun, iyi hocam, yayınlar. Çok teşekkürler. Sizlere de iyi yayınlar olsun. O zaman hemen kısıtlı süremiz sorulara geçiş yapıyorum. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Hocam 250 bas puanlık faiz arttırımı çok fazla konuşuluyor. Neden 250 bas puanlık faiz arttırımı sizce konuşuluyor? Yani 750, sonra 500, sonra 250. Yani sanki step step bir aşağı yönde, yani bir alçalan trend varmış gibi bir görüntü var. 250 bas puanlık faiz arttırımını siz de bekliyor musunuz? Eğer ki 250 bas puanlık faiz arttırımı yapılırsa bu oran Kasım ayı toplantısı için makul olarak karşılayacak mısınız hocam? Şimdi aşağı yukarı 20 gün önce konuştuğumuzda buradaki adımın aslında ben 500 bas puan civarında olması gerektiğini söyleyebilirdim ki o yönde ifade ediyordum. Fakat bu tedrici azalışın arka planında bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da açıklamalarına aslında bu çerçevede değinmek istiyorum. Çünkü bir tarafta da finansal varlıklara erişim noktasında üreticinin bazı taleplerinin olduğunu da görüyoruz. Çünkü bir tarafta faizlerin çok ciddi bir artışı, işte 8,5 bas puandan aşağı yukarı 35 bas puana kadar gelmesi, yarın 250 veya 300 bas puanlık bir artışın mukabil Aralık ayında da 250 veya duruma göre 200'lük bir artışla %40'a gelmesi öngörülüyor diye düşünüyorum. Neden %40? Bu bir psikolojik sınır. Çünkü biz reel enflasyona göre değil, beklenti enflasyonuna göre, davranışsal iktisattaki parametrelerden hareketle beklenti enflasyonuna göre yönlendiriyoruz faizleri. Kaldı ki faizleri %45'ler, %50'leri göğüsleyecek şekilde bu yıl sonuna odaklasak, bu sefer üretimin durduğunu, istihdamın azaldığını, yani bu sert vites küçültmenin el frenini çekmeye dönüşeceğini ifade etmemiz de mümkün. Bu da tabii yıl sonu itibariyle çok istenesi bir durum değil. Bir de yerel seçimlere de, mali idareler seçimlerine de dikkat çekmek isterim. Hükümetin istihdam yaratıcı politikalara ihtiyacı var ki bu bütün seçim satım halinde bütün ülkelerde öngörülecek bir süreçtir. İşsizlikle mücadele etmek yerine enflasyona tedrici olarak yaklaşmak. Tabii ki enflasyon odaklı politikalar gündemde, ortodoks politikalar gündemde olduğu aşikar, ama bir taraftan da istihdamı bozucu bir ya da burada büyümeyi daraltıcı politikalara bu kadar hızlı gaz verilmemesi de ihtimal dahilinde. Dolayısıyla bu tedrici düşüşü ben beklenti enflasyonuyla ilişkilendirerek yıl sonu itibariyle de ekonomideki daralmanın çok ciddi bir resesyon yaratmaması için 250 veya 300 bas puanlık bir artış yönünde olacağını düşünüyorum. Bakın, burada hemen antiparantez şunu belirteyim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bazı anekdotlardan bahsetti. Burada dedi ki bizim bazı temel politikalarımız var. Bu temel politikaları da 3 satım halde ifade ediyor. Mali disiplinden bahsediyor, para politikasından bahsediyor. Ve bir de yapısal reformlardan, yapısal dönüşümden bahsediyor. Şimdi baktığımızda mali disiplinden söz ediyorsak bizim burada bir bakıma makroekonomik dengelerden ve fiyat finansal istikrardan bahsediyoruz demektir. O zaman burada enflasyon odaklı bir yapı söz konusu oluyor, ama bunu destekleyen bir para politikası söz konusu olduğunda, ki bugün şu anda Merkez Bankası'nın para politikasıyla tek tabanca gidiyoruz. Mali disiplin veya maliye politikalarını henüz görmediğimizi defaten ifade ediyorum.
Burada ise sosyal adalet ve gelir dağılımından bahsetmemiz lazım. Diğer taraftan yapısal dönüşüm dediğimizde de bunun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat tarafındaki etkilerini de görebilmemiz için bu yarınki artış ve Aralık ayındaki artışında 250-250 veya 300 sonra 200 şeklinde %40 bandına getirilip bırakılacağını düşünüyorum. Ama bu tap nokta değil. Bence Mayıs ayına kadar ki enflasyonun %70-75 zirve yapacağı öngörülen tarihte ben politika faizinin de 45'lerde değil hatta 50'lerde olacağını düşünen akademisyenlerden biriyim. Hocam %40'lara kadar yükselişten bahsediyorsunuz ama mesela önümüzdeki yıl itibariyle de faiz artırımları devam eder mi? Çünkü ben genel itibariyle şöyle etrafa baktığım zaman yazılanları, çizilenleri okuduğum zaman hani %40 bu yıl sonu itibariyle bir politika faizi ve uzunca bir müddet bu %40'ta kalacak olan bir politika faizinden bahsediliyor. Yani biz 2024 yılına girdiğimiz zaman faiz artırımı gerçekleştirmeyecek miyiz? Mesela bazı kurumlar işte 500 adet daha doğrusu 500 bas puan daha faiz artırımına gidilebileceğine ilişkin yorumlarda paylaşıyorlar. 2024 yılı için söylüyorum. Hocam önümüzdeki yıl itibariyle faiz artırımları en azından bu yılki gibi kuvvetli olmasa bile ki olmayacak burası aşikar, burası çok açık. Yine de önümüzdeki yıl itibariyle kayda değer faiz artırımları görmemiz olası mı? Görmemiz olası. Neden derseniz küresel tarafta da bir enflasyon korkusu hala çekincesi var. ABD tarafında da enflasyonun düşüş eğiliminde olmasına rağmen Fed'in hala elini sıkı tutması, enflasyonla mücadeleden hemen vazgeçilmemesi sinyalleri geliyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği Merkez Bankası tarafında da bu ortodoks politikalar konusunda Başkan Lagarde'ın açıklamaları hassas. Dolayısıyla da Türkiye ekonomisinde de enflasyon %70-75 zirveyi yapacağı Mayıs aylarında ben bu faiz silahının, ortodoks silahın kullanılacağını düşünüyorum. Ama ilk çeyrekte gene seçim sattı mahallinde bir artışın olmayacağını %40'la ve orta vadeli politikayla Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon rakamı arasındaki yani o %42 bandına kadar olan evrede %40'lık faizle politika faiziyle kalınacağını düşünüyorum. 250-250 arttırıldığını varsayarsak Kasım-Aralık. O takdirde ilk çeyrekte bir artış ben de beklemiyorum. Çünkü kış koşulları ve orada büyümenin daralmasını beklemek çok olası değil. Diğer taraftan bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın az önce belirttiğim parametreler doğrultusunda %4,5'larda bir büyümeden bahsettiğini görüyoruz. Halbuki Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda ne görüyoruz? %2 bir büyümenin öngörüldüğünü görüyoruz. Demek ki burada bir yine 45-50 bandına doğru bir faiz silahının kullanılması gerekliliği aşikar. Hani nasıl 0.25-0.50'yi elinde bir silah olarak FED tutuyorsa %4'ün altına çekmeyecekse Avrupa Birliği politika faizini bizde de bir 45-50 mutlaka enflasyon üzerinde bir baskılayıcı araç olarak ya da piyasaya sunulacak bir argüman olarak duracakmış ve hatta Mayıs ayına kadar kullanılacakmış. Nisan ve Mayıs ayında kullanılacakmış gibi düşünüyorum. Tabii oradaki oranları o zamanki duruma göre değerlendirmek gerekir. Şu anda konuşmamız afaki olur ama oradaki enflasyonun altında bir politika faizi ne kadar beklenti olursa olsun baskılayıcı unsur olma özelliğini kaybeder. Eğer siz bir de bunu yıl sonunda %40-45'lere doğru çekileceğini iddia ediyorsanız %70-75'lerden baz etkisiyle de bile olsa sizin faiz silahını, ortodoks politikaları, para politikasıyla beraber de maliye politikalarını az önce ifade ettiğim gibi mali disiplin konusunda kamu harcamalarının ne olacağını görmemiz gerekiyor örneğin her şeyin başında. Bu çerçevede ben faizlerin ikinci çeyrekte, yılın 2024 yılının ikinci çeyreğinde de bir argüman olarak kullanılacağını ve mevduat faizini kuvvetlendirmek için de ve kur üzerinde de baskılayıcı unsur olması sebebi hikmetiyle de kullanılacağını ve bu politika faizinde bir artış seyrinin olacağını ifade etmek isterim kendi düşüncelerim doğrultusunda. Hocam şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı ve dedi ki Türk lirasının reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk lirasının reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Şimdi
Bu cümleler kritik ama ben bazı haber sitelerinde, bazı sosyal medya mecralarında işte Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. üst üste Türk lirasının değer kaybettiği süreç sona gelmiştir diye bazı açıklamalar görüyorum. Reel kelimesi çıkartıp atılmış. Yani herhalde yazanlar bu reel kelimesine çok takılmamışlar. Olması doğru demişler ama ana unsur burası zaten. Hani reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Özetle Türk lirasının reel olarak değer kazanma ihtimali yüksektir. Reel kelimesinin burada altını çiziyorum. Önemsenmemiş bazı mecralar tarafından ama bütün cümleye atın sadece reel kelimesi kalsa bence daha doğru olurdu. Çünkü reel kurdan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Reel, TL'nin reel değerinden bahsediyor. Hocam ne demek TL'nin reel değeri ve Sayın Cumhurbaşkanı şimdi burada tam olarak ne demek istiyor? Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız ikili bir argüman sergiliyor ve orada da vurguladığı bir şey var. Kazan kazan politikası dediğinde yurt dışı yatırımcıların, küresel efektif yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesi noktasında yaptığı bir vurgu var. Dolayısıyla orada yabancı yatırımcıların ve yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir ifade kullandığını görüyoruz. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın burada TL varlıkları total olarak reel bütün TL varlıkları kastettiğini görmemiz, bir argüman olarak bunu vurguladığını da ifade etmemiz lazım. Bir diğer parametre de bu. Dolayısıyla biz ihracattaki reel efektif kurun etkisi gibi işte TL'nin değer kazanması dövizin ya da doların değer kaybedeceği anlamında değil. Burada bir stabil kurun ve optimum bir enflasyonun ulaşacağına ilişkin bir öngörünün yattığını, yani aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın satır aralarında orta vadeli politikaya uygun olarak bu cümleyi sarf ettiğini görmemiz mümkün. Bütün TL varlıkları olan yatırımların artacağını ve diğer taraftan da burada yabancı sermaye yatırımının Türkiye'ye girişinin hızlanacağını ifade ediyor ki, kaldı ki cümlelerin içerisinde bu vurgu çok net ve açık aşikar ortada. Dolayısıyla da zaten Türkiye'ye bizim en büyük ihtiyacımız ne? Bu cari açıkta, bu dış ticaret açığında bizim stabil bir kur ve optimum bir enflasyon sarmalında ki bu türbülanstan çıkabilmemiz için, bu stabil kuru ve optimum enflasyonu yakalayabilmemiz için cari açığı ve dış ticaret açığını aşağı çekeceğimiz nokta, tabii ki başta enerji bağımlılığını azaltmak ki bu yapısal dönüşüme giriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı yardımcımızın da bugün ifade ettiği gibi. Ama diğer taraftan buraya girecek yabancı sermayenin Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hem doğrudan hem dolaylı yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi halinde zaten TL varlıkları değer kazanmaya başlayacaktır. Bunun içerisinde İstanbul Borsası, Borsa İstanbul'daki yatırımları da bunun içine dahil etmemiz lazım. Kaldı ki o da bir TL varlıktır. Sonuçta tüm bunu total olarak Sayın Cumhurbaşkanımız reel ifadesiyle, gerçek kelimesini hani tam Türkçesiyle gerçek değerini bulacak anlamında kullandığını ifade etmek isterim. Aslında anlamlı ve orta vadeli politikayla da uyumlu bir cümle sarf etmiştir Sayın Cumhurbaşkanımız. Hocam peki bu açıklamalar sonrası kur korumalı mevduat gerçekten daha da bir anlam yitirdi diyebilir miyiz? Ya da daha öncesinde uygulanan hem faiz arttırım adımları hem de makro ihtiyati adı altındaki uygulanan ve uygulamaya geçirilen politikalarla beraber artık 2024 yılında kur korumalı mevduattan çok daha kuvvetli bir çözülme beklemek gerekiyor mu? 2024'ün ikinci yarısında ben çok daha kuvvetli bir çözülme olacağını ve çünkü yabancı yatırımcının gelmesini engelleyen unsurlardan birisi yerel seçimlerden sonra güven parametresi olarak bugünkü ekonomi politikalarının devam edip etmeyeceği, diğer taraftan da bu politikalara bağlı olarak kurdaki artışların fevri bir artışa dönüşmemesi, daha stabil kalması durumu. Bu temin edildiği takdirde zaten siz isterseniz kurdaki hareketliliği de dahil edin, KKM'deki verilen faizi de üstüne koyun. Gene de bu politika faizlerindeki artışla gelinen mevduat faizindeki karlılığı yakalayamayacaktır KKM. Hatta bu ben yılın ikinci yarısında olası
politika faizindeki artışlarla mevduat faizlerinin daha yukarı yönlü bir ivmeleneceğini düşünüyorum. Ama buna sadece ortodoks politikalar çerçevesinde sadece mevduat faizleri olarak değil, tahvillere de olan bir yatırımın vücut bulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da tahviller de bizim elimizdeki bir argüman. Önemli bir yatırım aracı yabancı sermaye için. Dolayısıyla burada da karlılığında arttığı görüldüğü takdirde tabii ki KKM'den çözülme çok daha net olacak. Fakat KKM'den çıkış o kadar çok üst üste düzenleme yapıldı ki 40 yamalı bohça gibi onun içinden çıkılması, hazine ve Merkez Bankası üzerindeki yükünün ve külfetinin azaltılması 2024 içerisinde değil. Hani iceberg'in gözüken yüzünden kurtulacağız ama 2025'in sonuna kadar herhalde muhtemelen en azından ortalarına kadar da bu kamburu kullanıyor olacağız. Çünkü daha hani çözülme sadece eriyen bir buz tabakası. Dolayısıyla daha iceberg'in alt tarafı var. Bunu da görmemiz lazım. Buna göre de Maliye Bakanlığı'nın izleyeceği politikalarla da bunu desteklemesi gerekiyor. Bunun da altını çizmek isterim. Antiparantez bir şey daha belirteyim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bir ifadesi var. Yapısal dönüşümle ilgili söylediği noktada diyor ki büyüme ve ticaret. Büyüme ve ticaret dediğinizde ne gelir aklınıza? Tüketim yönlü bir büyümeden bahsediyoruz demektir. Ama esas orada vurguladığı bir şey var. Yeşil ve dijital dönüşümden bahsediyor ki bu üretim yönlü büyümedir. Yani kalkınmaya dayalı büyümedir. Bu olduğu takdirde zaten siz finansal istikrarı ve makroekonomik dengeleri yakalarsınız ve KKM'deki çözülme yani iceberg'in alt kısmı, denizin altında kalan kısmının da çok hızlı bir şekilde denize kavuştuğunu görürsünüz. Fakat bizim mevduat haricinde ve tahviller haricinde de güçlü türev araçlarını yani yeni argümanları, yeni enflasyonla mücadele noktasında hani yeni bir KKM yaratmak değil ama bir takım yeni enstrümanları mali disiplinle piyasaya kazandırmak gerektiğini ifade etmek isterim. Hızlandırmak hocam, istiyorsak eğer. Hocam %4 üzerinde bir büyüme bekleniliyor bu yıl itibariyle. Ama 2024 yılında özellikle de bu yıl Merkez Bankası'nın ortodoks politikalara keskin bir dönüşle beraber arttırmış olduğu faiz artırımlarının etkisinin büyüme üzerinde 2024 yılında olacağı ilişkinde güçlü bir beklenti var ki zaten gecikmeli etkiyle beraber bu da kaçınılmaz olacaktır. Nasıl bir 2024 büyüme ve cari açık, dış ticaret açığı performansı beklersiniz? Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklamasında bu reel TL kavramından hareketle gene konuşacak olursak ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'in açıklamalarını da bunun üstüne koyduğumuzda yabancı sermaye yatırımlarının doğrudan veya dolaylı, ben doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelmesinden yanayım. Sıcak paradan çok akıllı parayı tercih eden bir görüşe sahibim. Ama bizim burada biz yabancı sermayeyi Türkiye'ye çektiğimiz sürece buradaki rahatlama yüksek seviyede kendini gösterecektir. Dinamikler kendi başına çok daha iyi çalışacaktır. Cari açık ve dış ticaret açığında rahatlama oluşacaktır. Ve kambiyo rejiminde de önemli bir ivmelenme bizi özellikle kur riskine karşı yabancı sermaye girişi koruyacaktır. Fakat diğer taraftan yapısal reformlarda da eğer adımlar atmazsak gene bu geçici bir bahar etkisi yapar. Dolayısıyla bizim buradaki bu türbülanstan çıkabilmemiz için önümüzdeki yıl içerisinde benim büyüme rakamından beklentim %3-3,5 seyrine doğru geri çekileceği ki kaldı ki net açıktan baktığımızda Merkez Bankası'nın Nisan'dan itibaren büyüme rakamının 2024 için %2 olarak öngörüldüğünü görüyoruz. Diğer taraftan dünyadaki büyüme ortalamasının da %3 olduğunu görürsek Türkiye'nin zaten potansiyeli %3-3,5'luk bir büyümedir. Dolayısıyla Türkiye %4-4,5 değil ama önümüzdeki yıl özellikle enflasyon odaklı bir fiyat istikrarı politikası uygulayacak olursa büyümeden göreceli olarak sarfı nazar edecektir ki bu iktisadın temel paradoksudur. Dolayısıyla tam istihdamdan uzaklaşan ama fiyat istikrarını yakalayan bir Türkiye'de büyüme bir azalma seyrine girer. Fakat büyümeyi biz eğer tüketim yönlü değil de üretim yönlü büyümeye yani kalkınma odaklı
yapısal reformlarla destekleyen bir büyümeye çevirirsek, o zaman %3'lük bir büyüme bile Türkiye'ye yeter. Yoksa %4 değil, %5 de büyüseniz ve tüketim yönlü bir büyümeden bahsediyorsak, o zaman %5 de büyüsek olur, %3 de büyüsek olur. Çünkü anlamı yok. Türkiye'de kalıcı kalkınmaya dönük bir büyümeden bahsetmiyoruz demektir. Ama kalkınmaya dönük, üretim odaklı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifade ettiği tarzda bir yapısal reformla da desteklenen büyümeden bahsediyorsak, o zaman 4-4,5'lara değil %3-3,5'larda Türkiye'yi rahatlıkla ipi çok fazla aşağıya çekmeden, yani çıtayı aşağıya çekmeden hem enflasyonla mücadele hem de arzu edilen büyüme rakamında bir dengelenme sağlayabilecektir. Ama önceliğimiz tabii ki enflasyon odaklıysa da o zaman fiyat istikrarı üzerine odaklanmak, biraz da büyümeden fedakarlık, tam istihdamdan da göreceli olarak uzaklaşmak anlamına gelecektir. Evet hocam, Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Adil Saletçioğlu'na değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim, Sürdürülebilir Finans Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, EkoTürk mikrofonlarına yeşil fon kaynaklarındaki artışı değerlendirdi. Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Odağı'nda adımlara yeşil mutabakatla katıldı. Avrupa Birliği'nin sıfır karbon emisyonu dahilinde 6 sektör yeşil dönüşüme ilişkin yol haritasını açıklamıştı. Yeşil dönüşüm finansmanını ilk destekleyen Avrupa Birliği'nden ise bu konuda çatırdamalar gelmeye başladı. Sürdürülebilir finansman konusunda çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşu Share Action yeni araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre Avrupa bankalarının yeşil finansman hedefleri ihtiyaç duyulanın çok gerisinde kaldı. Dünya Bankası Türkiye ülke lideri Humberto Lopez, sürdürülebilir fon artışının küresel yatırımcılar için heyecan yarattığını ifade etti. Finansal sürdürülebilirlik konusunda konuşmanın çok ferahlatıcı olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl ekonomide yatırım fonlarında 100 milyar dolar ayrılırken depremlere yardımsa, Dünya Bankası'nın ayırdığı bu bütçenin %10'undan daha fazlasına denk geliyor. Mevcut evleri dayanıklı hale getirmek için yarım trilyon dolar harcamak gerekiyor. 100 milyar dolar bir deprem, 500 milyar dolar mevcut evlerin dayanıklı hale getirilmesi ve iklim değişikliğini azaltma konusunda da 500 milyar dolar, yani toplamda maliyet 1 trilyon doların üzerine çıkmış oluyor. Bu hesaplamalar tabii güncel çıkan fiyatın dışındadır. Fakat önemli olan bu tür etkinliklerin yapılması ve çözümlerin kamuyla özel alanda nasıl çözüm bulunduğudur. Böylelikle tüm kanallar sorunlara çözüm bulmak için çalışabilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulacağı bilgisini verdi. Bakan Şimşek, Yeşil Fon için Dünya Bankası'ndan sağlanan 155 milyon dolarlık kredinin kaldıraç olarak kullanılacağını belirtti. Dünya Bankası, Türkiye ülke lideri ise Dünya Bankası'ndan ayrılan fona ilişkin açıklamada bulundu. Deprem sonrası yeni yatırımları destekliyoruz. Sürdürülebilir fon kaynaklarını olabildiğince yeşil fona aktarıyoruz. Dünya Bankası olarak 155 milyon dolar aktarımı destekledik. Sürdürülebilir yeşil fona ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Deprem özelinde Dünya Bankası'nın taahhüt ettiği kaynak 2,5 milyar dolar arasında oldu. Destek fonuna ek için çalışıyoruz. Yani birkaç ay sonra uluslararası kaynak akışı yatırım alanlarında 3,5 milyar dolar olacağını öngörüyoruz. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'da CEO'luk krizi çözüldü. Şirketin kurucu ortağı Sam Altman CEO olarak görevine geri döndü. Altman dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, OpenAI'yı çok seviyorum ve son günlerde yaptığım her şey bu ekibi ve görevi bir arada tutmaya hizmet ediyordu ifadelerine yer verdi. Yapay zeka şirketi OpenAI'de CEO krizi çözüme kavuştu. Cuma günü yönetim kurulu tarafından CEO'luk görevinden alınan OpenAI'ın kurucu ortağı Sam Altman, CEO olarak görevine geri dönüyor. Şirketin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Altman'ın CEO olarak geri dönüşü için prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi. Altman dönüşüyle ilgili X üzerinden yaptığı açıklamada, OpenAI'yı çok seviyorum ve son günlerde yaptığım her şey bu ekibi ve görevi bir arada tutmaya hizmet ediyordu diye belirtti. Altman, pazar akşamı Microsoft'a katılmaya karar verdiğini, yeni yönetim kurulunun desteğiyle OpenAI'ye dönmeyi ve Microsoft'la güçlü ortaklık kurmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Şirketin yeni yönetim kurulunda Brad Taylor başkan olarak atanırken, kurulda Larry Summers ve Adam D'Angelo da yer aldı. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Altman'ın yeni yönetim kuruluyla göreve döneceği haberiyle ilgili, OpenAI yönetim kurulundaki değişiklikler bizi cesaretlendirdi. Güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi ve bu
yeni nesil yapay zekanın değerini müşterilerimize ve ortaklarımıza sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Cuma günü OpenAI Yönetim Kurulu tarafından 38 yaşındaki Sam Altman, CEO'luk görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Şirket daha sonra eski Twitch CEO'su Emmett Shear'ın yeni CEO olarak atandığını duyurmuştu. Altman'ın görevden alınması büyük yankı uyandırırken, Microsoft başta olmak üzere şirketin yatırımcıları bu karara tepki göstermiş, şirket çalışanları da Altman'ın görevden alınması sonrasında şirketten ayrılabileceklerini ifade etmişti. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra yeniden birlikteyiz.